açılışına hoş geldiniz. 2017-2 öğretim yılında Demirköy 60. Yıl Osman Şıklar Okulu olarak 2 idareci, 11 öğretmen, 1 hizmetli personel ile 26 ortaokul, 24 ilkokul, toplam 50 öğrenci hizmet ediyoruz. Demirköy 60. Yıl Osman Şıklar Okulu olarak 26 öğrencimizle 17 proje hazırlayarak birincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirmek istediğimiz 4006 TÜBİTAK Fuarı'nda köy okulu olarak Türkiye'ye biz de varız demenin gururu içerisindeyiz. Düşünen, araştırmacı ve üretken öğrenciler yetiştirerek geleceğin bilim adamlarını, mimarlarını, mühendislerinin ve teknisyenlerinin tohumlarının atılmasını sağlamak, güçlü Türkiye yolunda vatanına ve milletine faydalı birer birey yetiştirmesinde katkı sağlamaktır. İbrahim Akpınar Bey'e, Demirköy Muhtarımız İsmail Ünsal Bey'e, Okul Aile Birliği Başkanı Ali Uyar'a, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamak. Toplam 17 projeyi tüm ortaokul öğrencilerimiz, okulumuz öğretmenlerinin danışmanlığı nezaretinde ortaya koydular. Çalıştır bakayım, öyle anlayalım. Parmağımızı soktuğumuz zaman, ışık kapattığımız zaman ses aktarımı gerçekleşmediği için çalmaz. Parmağımı çektiğim zaman çalmaya devam eder. Şu anda aydınlık ortamda olduğumuz için sesi fazla çıkmıyor. O yüzden aydınlık ortamda olduğum zaman parmağımı üstüne kapatıyorum. Parmağımı soktuğum zaman çalmıyor. Tamam. Topraklama, bu artı eksi. Tamam. Bu adam mı? 3 derece kadar. Kabloyu yakmayalım. Hani? Ötmeye başladı. Ama sesi biraz az. Önemi. Seralarda kullanılan çadır rengi değişirse senin verim artışı sağlanır. Seralarda verim arttırmak için 3 renkli sarı çadır hazırladık. Hangisinin verim arttırdığını tespit etmek amacımız. Sonra en çok mor renkli çilek çıktığını bulduk.
En azından fotosentez yaptığı için yeşilmekte. Çiçeğin büyüdüğünü gördük. Ortada da çilekler azıcık kaldığı için bu kadar. En çok? En çok morda. Morda çileklermiş. Anlaşıldı bunlar böyle. Mart ayından beri en iyi hikayede bu duruma geldi çilekler. Saçtan soğuğu oluyor. Yok.